Geliyor. Geliyor. Vallahi ben de özledim ya, yemin ediyorum inanılmaz özledim ya. Kapat şunu. Arab da bir hissiyat oldu. E tabii ben bu esnada ee, sıkıntıdan ve şeyden ötürü şöyle bir sisteme geçtim. Şöyle bir tane midi klavye aldım. Neyse, bunu daha kurcalarız, bunu daha şey yaparız. Birazcık daha bakarız ona. Ya en azından artık şey dedim ya. Böyle kötü dönemler geçirdiğimde arkadaşlar hep böyle müzik bir şey oldu, bana bir destek olmuştur. Ee, dolayısıyla bu aralarda da, ya yani bu süreçte de yine işte böyle müzik yaptım, kendi kendime takıldım falan filan böyle. Ee, şimdi en azından kendi şarkılarımı falan böyle Demosunu falan böyle kendi kendime alacağım Midi klavye aldım biraz onu öğrenerek işte bir şeyler yapacağım ee, Hem de bu süreçte artık belki müzik anlamında bir adım atma zamanı geldiğini gibi düşünüyorum ee, Şöyle ölemiyorumun üzerinde çalışıyorum birazcık şimdi Ne yapabiliriz falan gibisinden ee, Ona bakacağım bir Boş zamanlarımda da müzik yapacağım yani Zaten yapıyordum ama hani Şimdi birazcık daha böyle üzerine düşeceğim yani müzik tarafında. Belki güzel birkaç farklı demo hazırlarım mesela öleme yorumla alakalı. Üç farklı demo çıkarttım diyelim kendi evimde. Birkaç sıra gönderip bakarız yani şarkı nereye ne gidiyor, nasıl bir noktaya gidiyor. Ona göre hatta beraber bile karar verebiliriz hani böyle çıkartalım veya şöyle yapalım gibisinden. Ee, ona, bak ona bakarız yani. Ona bakarız. Ama tabii birazcık şey oldu benim için de güzel oldu yani. Bir Discord'a gideyim. Bayağıdır da Discord'da takılmıyordum işte son birkaç gecedir böyle giriyorum falan filan. Google'un yayınına falan böyle bir katıldım geçen akşam. Gece yani. Özledim ya bu kerataları da. S. Tamam ben muhabbet sen yoldan Nuri'yi çevir. Ben aldım aldım ben. Ne yapıyorsunuz lan? ben yine reddederim abi. İstemiyorum. Deli Çağrı hoş geldin. Lan, muhabbetler karıştı birbirine. Deli çok Çağrı güzel. ne oğlum ya? Oğlum bak böyle bir siyah. Tüyat... Çağrı Guetta. Oğlum çok güzel lan makine Çağrı. Hayırlı olsun. oğlum. Bak dostum güzel dostum. Bak Allah'ınız varsa en azından şu enstrümanla şu içeride yanında duran şu enstrüman üzerinden. Bana böyle bir mim böyle bir şey yaratmayın ki anlatabiliyor muyum? soğumasın adam oh, dostum o yayın başında çaldığı böyle 10 saniyelik güzel bölüm var ya bu <laughs> evet. i̇şte onu çıkarmak için bir hafta anamızı sitti <gülüyor> 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 mamiyle buraya odaya kapandık kapıyı kilitledik amına koyayım ya harbiden doğru diyor şaka değil yani ya arkadaşlar anlatayım o durumu da izah edeyim ben size Eee <laughs> Queen'den şey çalayım. Rapsodu <laughs> İstanbul diyecektim <laughs> çok, çok sinirim çok bozuk. Queen'den var ya Bohemian Rapsodi. Onu dedim hani girişi piyano kısmı ya. Oraya dedim biraz çalışayım. Ana bir baktım bunlar içeriki küçük odaya kapatmışlar <laughs> kapıları. <laughs> abi diyor Queen çalıyor diyor Çağrı abi. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Samet de bilir benim kuyun bu kadar tehlikeli bir insana dönüştü mü? <laughs> bir gittim lan dedim burada ne yapıyorsunuz? Gecenin köründen beri e dedi ki kulağımızı şey yaptı dedi artık yani çıkamıyoruz dedi odadan dedi. Ben de dedim tamam gelin bıraktım gelin gibisinden. O gece Mami sabaha kadar YouTube'dan müzik dinledi ortam ya. <laughs> Çocuk psikolojisi nasıl bozduysan içeride. Kardeşim. Selamun şimdi... aleyküm. Aleyküm selam. Oğuzum hoş geldin. Aleyküm selam. Hoş buldum dostum. Türkiye'nin e, eğlenceye ihtiyacı vardı ya. Hoş geldin. Samet abi DC baksana bir. Hoş bulduk. Hoş yani bulduk. o kadar eğlence vaat etmiyoruz tabii ki ama hani elimizden geldi kafa dağıtmaya geldik yani buraya. Sen de hoş İllace. geldin. Sen de hoş geldin. Türkiye'nin kafa dağıtmaya ihtiyacı vardı. Hoş geldin. Ne <laughs> demek abi? <gülüyor> <gülüyor> TRT ekranlarında mıyım abi? Neyi anlatıyorsun ya? Neyse yani Sametciğim şunu demek istiyorum aslında. Şimdi bu kardeşiniz bu abiniz burada bu işleri yapacak ki yarın bir gün anladın mı? Onu çalışıp öğrendiğinde. Abi saygımız sonsuz sana da ortam. <laughs> Çok sonsuz gelip gelip küfür edip gidiyordu içeri. Yeter kafamı deyip gelip gelip gidiyordu içeri. Kendi Ama evimde ya bir abi. baskı altında ya çalışamadım ya. O kısımlara maruz kalmak da kolay değildi. Sesimi niye kapattım lan konuşurken? Sen kapattın biz bir şey yapmadık. E Ben kendim kapattım zaten. Sen de vize anla yani. Ha. Arkadaşlar kısmetse oluru çok soran çok arkadaş var. Yani şöyle söyleyeyim kısmetse olurdan malumunuz ben çok uzak kaldım yani. Benim ben bayağı uzak kaldım yani anladın mı? Konulardan bilmem nelerden falanlardan filanlardan. Canımız istemiyor ya zaten. Yani e, bilmiyorum makar mıyız bir daha o şeye girer miyiz? Oranın da makarası ayrı da aklıma Erol abinin bıyıkları gelip bazen güldüğüm oluyor. Yalan söylemeyeyim yani yalan olmasın. Birazcık konulardan, mevzulardan uzak kaldım ama o tarafta da. Bir bakalım ya. Yani bugün değil de ilerleyen günler... Erol abi elendi mi? <gülüyor> Ulan <laughs> şura mı <laughs> oturdu ya? <laughs> tamam izlemeyiz. Yok şey izleyeceğim. Kavga mavga varsa onları izleyeceğim. Kusura bakmayın. Ben Yener çok emek <laughs> verdim o programa. Ben orada kavga, kaos görmeden disk... Diskalifiyeleri görmeden ben bırakmam abi kusura bakma o Şeyden diskalifiyeler olmuş, Ben. O diskalifiyelerin tekrarlarını izleyeceğiz ona bakacağız yani bir ara. Ama bir ara yani şu an değil. Yani bugünlerde değil yani birkaç gün sonra bakarız yani önümüzdeki günlerde bakarız. Zaten galiba programı da haftada ikiye düşürmüşler. Allah razı olsun hayatımız sikiliyor yani 5 gün 6 gün program mı olur abi? Onu takip edeceğiz diye böyle yamuldum ya yani. uyku uyuyamıyorduk. O da iyi oldu. Ondan sonrasında da bakacağız yani. Ondan sonrasında da bakacağız. Katman Dates ne oldu? E malum durumlardan dolayı ertelenme durumuna gitti yani arkadaşlar. Takdir edersiniz ki yani. Yani yayın yapamadığımız bir yerde Katman Dates'i nasıl yapalım zaten? Ee, Mart, ama, Mart. Ama hepsini yetiştireceğiz. Hepsini önümüzdeki ay. Yani Mart ayında bütün e, outlerimizi gerçekleştireceğiz. Onu söyleyebilirim. Allah'ın izniyle. Yani. Ya bu sene o kadar sıkıntılı başladık ya abi. Yani gerçekten çok sıkıntı Yani benim için özellikle. Çok sorunlu bir sene başlangıcı oldu. İnşallah bu senenin devamında var ikinci yarısında bazı şeyler güzel gitmeye başlar. Ee, yoksa kafada tabii ki planlar programlar vardı yani. Ee, o yüzden birazcık böyle üst üste geldi. Bazı şeyler çok üst üste geldi anlatabiliyor muyum? İnsan psikolojik psikolojisi böyle dağılabiliyor yani böyle bu tarz durumlarda yani bir noktada. Ee, hem işte ekip içinde endişeliydik o dönemde deprem döneminde. Şimdi... İstanbul depremi bilmem ne ya yani psikoloji o kadar bir şey geldi ki deprem 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 böyle hani hiç konuyla alakası olmayan adam bile artık yani onun bile psikolojisi bozulmuştur yani anladın mı? Gece geceler şöngelli yatıyorum. Sabah şeyle kalkıyorum. Naci görürle kalkıyorum. Anlatabiliyor muyum? Sürekli bir şeyler dinle, bir şeyler öğrenmeye çalış, bir şeyler yap. Gerçi öğrensen de eline geçecek hiçbir şey yok. Ee, Celal Şengör dedim oğlum Şönger kim ya Şönger, dedin Şönger decik bir şey dedin ya Celal Şönger mi dedim <laughs> Celal Şengör ya İşte bak o kadar kafa kalmadı anlatabiliyor muyum Celal Şönger bile diyemiyorum <laughs> ha, e, Ok varsa başlarız Ok varsa başlarız Cosplay oynar başlarım. mısın ya abi onu? Ya cosplay ile nasıl oynayayım dostum ya? Oynarsın. Ben sana bulayım bu cosplay. Bul. Tamam bekle. Ne, ne, ne cosplay'i? Ben ya aldım. Harmony. <laughs> Dumbledore. Kardeşim Harmony cosplay ile niye oynuyorum ya ben? Allah Nagle. Allah. Ama bunun için tabii hey, ki mesela... bedenini de öğrenmemiz lazım. Sen Amsterdam'a ne zaman gidiyorsun Mert? Hani 27'si. Hala gitmek istiyor musun? <laughs> Yoksa o geceye özel bir hareket miydi? Ya <laughs> keyifli olur ya. Gideceğiz gibi. Mert orada de Amsterdam'a dün gece sarhoş olup Amsterdam'a bilet almış Mert de. Bu o kadar sarhoş oldum, bir kere şöyle bir şey yapmadım ama. Ama tadı orada değil mi ortam? Ya Amsterdam'da değil ama ya. Ya belki de oradadır tadı. Nereden biliyorsun ortam <laughs> <laughs> bir gidip tatmak da lazım şimdi yani nereden bilirsin Ortamda zannediyorum ki tadı Mecidiyeköy'de zannediyor <laughs> <laughs> Sürekli mecidiyeköy gidiyor Kardeşim orada da değil tadı aslında yani Baktığın zaman orada da değil Onun tadı nerede sarı yer taraflarında <gülüyor> <gülüyor> Geldi sarhoş alkolik geldi Mert ben niye bir çılgınlık yaptım e Amsterdam'a bilet aldım diye. Yaşa. Yaşa. <laughs> <laughs> Gelip içmiş içmiş içmiş. Abazalıktan Amsterdam'a bilet almış. Bunu gelmiş çılgınlık olarak aktarıyor. Ya ne abazalı aktarıyor. ya. Mis gibi bilen işte abi. <laughs> Bunu gelmiş çılgınlık olarak aktarıyor ya. Böyle Bak, bir şey kabul ediyorum. Normal bir anımda ben böyle bir hareket yapacak bir adam değilim. Bir arkadaşın değildi. yanına gidecekmiş Amsterdam'a. Ev bulamadım. Onu da kısaca anlatayım. Ee, geçtiğimiz hafta birazcık ev bakma çalışmalarımız devam etti. Bir tane ev bulduk tamam mı? Fiyatı da biraz daha uygundu. Böyle bahçeli, villa falan filan. Allah Allah dedik ne güzel bahçesi var falan. İnsanlıktan uzak böyle birazcık da. Tamam mı? Samet'e de gösterdim. Ya dedi ortam dedi hani kafamda dedi hani böyle bir sıkıntı var dedi bu evle alakalı anladın mı? Hem fiyatı uygun hem böyle şey. Sadece işte sokağa birazcık. Böyle kırsal bir yerde yani böyle sokak olarak. Dedim ki gidelim bakalım. Bir gittik abi. Evin dışı yepyeni duruyor. İçinde kapılar 80'lerden kalma ama böyle. Tatlalar falan filan. Mis gibi nostalji. Kuyu var bahçede falan böyle. Su çekiyorlarmış kuyudan. Doğal yaşam. Ya oğlum adamlar... Bahçeyi kazmış, şebeke suyunu patlatmış, kuyu var diyor ama. e <laughs> numara. Suyu, oraya mı doluyor kuyu? Nasıl bir dolandırıcılık lan. <laughs> bir de diyor, fatura derdin yok. Lan ne yapalım? Neyse şimdi. Bunu içilebilir diyor bu su diyor. İçilebilir bir su diyor. Aybikeciğim çok teşekkür ediyorum abonelik hediyesi için. İçilebilir su diyor. Ya dedim ki yani ama diyor bazı insanlar diyor kendileri de alabilir suyunu falan filan. Ya dedim suyu alırız da. Aydat yok diyor. Sadece kira ödüyorsun diye. Suya bile para vermiyorsun ama ev çok içi çok kötü. Biraz zorladım ben orada. Samet'e falan bakıyorum hani. Ne diyorsun? Burayı sıcak bir yuva haline getirebilir miyiz? Yanımda mami de var. Sıcak yuvayı geç. Sana yemin ısınmak için bahçeye çıkıyordum. Evin içi öyle soğuk. Evin içi çok soğuk. Neden öyle ben de anlamadım. Bahçe birazcık daha sıcaktı yani. Yine başladık abi. Olan abi ki kız diye bir abonelik hediyesini okuyor. Ben erkeğim yüz açsam okuması. Tamam chatte abi herkes normale dönmüş benim anladığım kadarıyla. <laughs> herkes yani olması gerektiği gibi takılıyor belli ki. Tamam. Tamam her şey normale döndüğüne göre. Baksana abi chatte hala. Şansımı atılan bir iftira söz konusu. İnternet full mü çekiyordu? Bugün sen her bir sikimi anlatmışsın. Bize hiçbir şey bırakmamışsın. Al bunu da anlat. Bunu da anlat. I am, I am is Hakan. Lan Hakan'mış ya bu. 5 kişi bana göndermiş. <laughs> Oğlum anlayamadım ki yabancı gibi yazmışsın. Neyse Hakan'ım çok sağ Ya internet çekiyor mu dedim de. Full çekiyor ye. dedi. <laughs> ben de Uş. üstüne gitmedim anladın mı hani full çekiyor tamam iyi o zaman falan yaptım yani nereden internette kaçak kullanıyorlar kanka <gülüyor> 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 ya komşular çekiyorlar büyük ihtimal internette full çekiyor diye yani sanki bazı istasyonu var yanında ya öyle bir durum işte bakıyoruz abi ev, ev, fiyatları da yani anasının nikahı şeye gittiniz mi yani. Ömerli'nin altındakine gittik oraya da gittik oraya gidemedik Gittik gittik. İki tane ayar vardı bir tanesi randevu vardı teklif değerlendirilmiş beyefendiler. Yani fiyat he, he, koymuş görebilir mi izledim? Diyor ki işte cumartesi görebilirsiniz teklifleri değerlendirme aşamasındayız. Lan yani neyin teklifini değerlendiriyorsunuz zaten hayvan gibi <laughs> fiyatı koymuşsunuz <laughs> he, yani. Açık arttırmaya girmişler. Gelmişler. Bir de yani bir de <laughs> yani, kiracı seçecekler bir de anladın mı? Susun bizi yan yana diziyorlarmış böyle. Herkesin <laughs> ev sahibi karşısına diziyormuş bizi. Vermezler ki. Böyle bakıyormuş. <laughs> Git sen, sen git falan gibisinden. Öyle veriyorum. Bir de hayvan gibi de para yazmışlar oraya. Aa onun mantığını ben anlamadım ki. Yani ben de anlamadım teklif, ki. Yani fiyata teklif mi veriyorum? Yani bu işte 30'sa ben 35 veriyorum mu diyor. Evet. <laughs> Oğlum de, nasıl evet? O zaman bir defadan fazla ihtiyacımı Bak evi 20 bin liraya koymuşlar. Tamam Tamam evi 20 bin liraya koymuşlar. <laughs> teklif almak ne demek abi? O zaman 30'a koy. Direkt 30 verenle muhatap ol. Belki satmışlardır. İyi para verdilerse. Ya sen 21 verdin ya çağrı. Samet geldi. Samet de tutmak istiyor. Değil ya ben ki, niye 21 vereyim abi? 20'ye koymuş. Ben abi, bu evle 20 ilgileniyorum. 20'ye koymuş ya? Biri niye gelip harbiden tamam, 20 dedi. Tamam, sen seni 20'ye tutacağım dedi. O da dedi ki tamam değerlendireceğim dedi. Samet dedi ki... Niye değerlendir onu abi? O zaman koyma abi. Daha çok kazanmak istiyor adam. Samet dedi ki ben burayı tutmak istiyorum 20'ye. Adam dedi ki kıvırcık bir lavuk 20 verdi dedi. Samet de 20 Bak, vermek zorunda. <laughs> adam öyle mi diyor benim arkamda? Kıvırcık bir lavuk mu diyor? <laughs> Ben anlamadım abi birazcık garip yani durumlar. hayırlı sokakta kalacak halin yok buluruz. E5 sokak. Buluruz. buluruz da yani. <laughs> en kötü sefa köşer en kötü <laughs> en, şey en kötü sefa köye gelecek. Bunlar bana bir abi. ev buluyorlar abi Allah çapsın. Hayatının az sağında yani ev anladın mı? <laughs> Pay geçiyor marmara payım. Az bir şey iki dakika yürüme mesafesinde. Faya yürüme mesafesinde ev buluyor amına koyduklar. Bina çok sağlam. Yeni sıfır bina. Ya diyorum ki kardeşim. Garantisi burada... Samet Yılmaz bak. Ya garantisi ya garanti Samet Yılmaz'ı ben. Benim ya amına koyduklar. Ya neyiz? Leis... Allah Allah. Gelmiş Ömer abi. Ömer orada mıydın sen? Ya adamlar bas bas var ya. Kıyı şeridinden uzaklaş. içeri girin. Ulan bakıyorum kıyının da kıyısı en uçtaki ev. İlk denize en yakın evi bana buluyor Google mesela. Kardeşim yapma ya. Çok ucuz Olay. ama. Adalardan baktı lan bir kere. Adalardan <laughs> baktı bir de ha. <laughs> Hayatta adalardan çok yakın <laughs> göçüm oradan baktı. <gülüyor> <gülüyor> Jet ski alırız bir tane diyor. İbo sen ne yaptın? Çadırda yaşıyordun en son. Ne yapayım göçebe hayatı yaşıyorum ya. İbo, İbo yanlış anlamadın senin mantığı yok. da ben tam algılayamadım ama öyle haberin olsun. Niye abi gayet mantıklı. Ya sen... ...mastürbasyon çekmeye çadır kurmuşsun kendine resmen. <laughs> Günün <laughs> abi günün iki saatte bir insan inip çadırda takılır mı? <laughs> bütün gün evdesin. Ya denk gelir o ana denk gelirse. Abi, bütün gün evdesin bir, bir buçuk saat çadırda takılmaya gidiyorsun. Bilmiyorum. <laughs> Şans işte ya. Mental olarak çok anlayamadım yani ne yapmaya çalıştığını. Dudu hayırlı Kafayı olsun vardı. Kafayı uyuyamıyorum ama. Teşekkür bakayım. ederim Karaman. Karaman sen nasıl oldun? Ben iyiyim abi şükür e. biz eve geçtik ya. Nasıl yani? Yani kendi evimize geçtik. He. Siz akrabalardaydınız değil mi? Hı, hı. Tamam. Vallahi yani garip bir bu videolar. Youtube'a sesleniyorum ha. Youtube'dan izleyen arkadaşım. Gelsene canlı yayınlara bir giriş, girince alışıyorsun. İleri almaya çok alışmışsın sen. Hayatı anı, anı yaşaman lazım. İleri ileri nereye kadar ileri ileri. Gel anı da yaşa yani. He illa Youtube'dan izleyeceğim diyorsan oralara like'la. Bütün bütün tam hepsine bas. Like gördüğün her yere bas. Bizim kanalda abone ol. Instagram'a tıkla. Twitter'a gel. Yani gidebileceğim bütün linkleri koyuyoruz zaten o aşağıya. Hepsine tıkla tıkla ilerle.